Merhaba arkadaşlar, Cami'de pratik İngilizce derslerimize hoş geldiniz. Bugün üçüncü dersimizde to be yani olmak fiilini beraberce işleyeceğiz inşallah. Arkadaşlar özellikle öznelerden sonra İngilizce'de am is are dediğimiz ekler kullanılır. Ve bunları biz cümle içerisinde nasıl kullanacağız, sonra bu cümleleri nasıl olumsuz yapacağız, sonra aynı cümleyi nasıl soru cümlesi yapacağız, sonra olumlu soru yapacağız yani, sonra nasıl onu olumsuz soru şeklinde cümle içerisine koyacağız. Bunları bugün beraberce öğreneceğiz inşallah. Bir önceki derste ne öğrenmiştik? I ne demekti? Ben. I. Ben. He. Ben. O. She. O. It. O. You. Sen. We. Biz. They. Onlar. I'da arkadaşlar kısaca am şeklinde kullanılıyor. I am kullanıyoruz. He, she, it'te ne kullanıyoruz? Is. You, we, they'de? Are. Arkadaşlar mesela I am student. Ne demek? Ben öğrenciyim. I am a teacher. Ne demek? Ben öğretmenim. Ben. I am a imam. Ben imam. Değil mi? I am a doctor. Ben doktorum. You are a doctor. O doktor. You. Sen doktorsun. Şimdi pekala bunu nasıl olumsuz yaparız? Çok basit. Mesela you are doctor veya doktor. You are doctor. Eğer buraya olumsuz olan not koyarsak ne olacak arkadaşlar? You are not doctor. Yani sen doktor değilsin. Bakın her cümlede eğer am is are'dan sonra not'ı koyduğunuz zaman ne olur? Olumsuz olur. Yani you are doctor, sen doktorsun. You are not doctor. Ne oldu şimdi? Doktor değilsin. Sen doktor değilsin. She is doctor. Ne dedik? O doktor. O bayan doktor. She is not doctor. Ne oldu şimdi? O bayan doktor değil. Çok güzel. Mesela he is a policeman. Olumsuz yapın. He is not. Değil mi? He is not a policeman. Çok güzel. Evet. Mesela I am student. Nasıl olumsuz yapacağız? Sadece ne koyacağız? Not. I am not student. Alalım. I am. Not student. Not student. Yani ben öğrenci değilim. Bunları zaten biliyoruz. Pekala bunu nasıl olumlu cümle yapacağız? Nasıl olumsuz cümle yapacağız? Şimdi beraberce izliyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? You are doctor. Sen doktorsun. Olumsuzu, olumluyu gördük. You are doctor. Olumsuzu ne bunun? You are not doctor. Bunu biliyoruz. Bakın şimdi dikkat edin arkadaşlar. İngilizce'de bir cümleyi eğer bu tüm derslerinizde hani sınavlarınızda da işinize yarayacak bir bilgi. You are doctor dedik ya. Sen doktorsun. Onu başa aldığın zaman cümle soru cümlesi. Soru cümlesi. Are you doctor? No. Sen doktor musun? Hayır. Are you imam? No. Sen imam mısın? No. Are you a teacher? Are you a teacher? No. Sen öğretmen misin? Yes. No. Mesela yes. You are student. Ne demek? You are student. Ne demek? Öğrenci misin? Sen öğrencisin. Bunun olumsuzunu nasıl yaparsın? You are not. You are not student. Çok basit. Bakın şimdi hemen soru yapacağız. Soru yapmak için are'ı başa alacaksın. Are you student? Sen öğrenci misin? Yes.
Are you student? Şimdi neyi öğrendik? Olumlu soru yapmayı öğrendik. Sadece are'ı başa alırsak ne oluyor? Soru oluyor. Bakın, am is are'dı. Ne yaptık? I am student. Am is are'ı koyduğumuz zaman olumlu bir cümle oldu. Arasına am is are'dan sonra not koyduğumuzda ne oldu? Olumsuz oldu. Eğer bu am is are'ı cümlenin başına koyduğumuzda, burada yaptığımız gibi ne oldu? Soru cümlesi oldu. Pekala, bunun soru, olumsuz soru cümlesini nasıl yaparız? Olumsuz soru cümlesini nasıl yaparız? Çok çok basit arkadaşlar. Şimdi you are doctor ne demek? Sen doktor. You are not doctor. Sen doktor değilsin. Are you doctor? Sen doktor musun? Aren't you doctor? Yani are not you doctor. Ne demek? Sen doktor değil misin? O da nasıl yazılır? Arkadaşlar bu çok kullanılır. Aren't. Aren't you doctor? Sen doktor değil misin? Aren't you doctor? Sen doktor değil misin? Anladınız mı? Bir de anlatayım. Hızlı mı gittim biraz? Nasıl? Anladık mı çocuklar? Anladık. Normal bir cümleyi düşünün. I am Fatih. Ben Fatih'im. Çok basit bakın. I am Fatih. Şimdi beni olumsuz yapın bakayım. I am not Fatih. Ben Fatih değilim. Am I Fatih? Ne dedim? Ben Fatih miyim? Ben Fatih miyim? Am I Fatih? Ben Fatih değil miyim? Çok kullanılmaz ama hani dört şekliyle nasıl yapılır? Bunu öğrenmemiz için söyledim. Şimdi ben diyelim ki hocayım. I am hoca. Ben hocayım. I am hoca. Pekala, bunu nasıl olumsuz yaparım? I am not hoca. I'm not hoca. Ben hoca değilim. Am I hoca? Ben hoca mıyım? Değil mi? Am I hoca? Ben hoca değil miyim? Biraz karışık gibi geliyor ama şimdi daha iyi anlayacaksınız. Herhangi bir meslek söyleyeyim bakalım İngilizce. Doctor. Şimdi bir tane erkek düşünün. Tamam mı? Bir tane erkek var. Hadi o erkek benim. Şimdi bana de bakalım. Sen doktorsun. Sen neydi? You. Değil mi? Söyle bakalım. Hep birlikte. Sesli bu kadar mı sesiniz? You are doctor. Helal size be. Sen doktorsun. Şimdi de ki bana, sen doktor değilsin. Hep birlikte. You are not doctor. İş yok be. You are not doctor. Sen doktor değilsin. Sorusunu söyle. Are you doctor? Çok güzel. Are you doctor? Hep birlikte. Are you doctor? Bir daha. Are you doctor? Sen doktor musun? Bunu nerede kullanabilirsin? Diyelim ki gittin herhangi bir hastaneye. Are you doctor? Sen doktor musun diye söyleyebilirsin. Yes veya no, artık ne cevap verirsin. Şimdi hadi bakalım. Olumsuz soru. Evet. Davut hocamdan geldi. Aren't you doctor? Ne diyoruz? Aren't you doctor? Çok güzel. Hep birlikte. Aren't you? Aren't you doctor? Aren't you doctor? Aren't you doctor? Aren't you doctor? Bu kadar mı sesiniz çıkıyor? Aren't you doctor? Çocuklar özellikle aren't you, şunu mutlaka öğrenmenizi istiyorum. Yani bunu artık dilinize yerleştirin. Aren't you doctor? Sen doktor değil misin? Aren't you a student? Sen öğrenci değil misin? Ve are you a student? Sen öğrenci misin? Bu dört şekli de ne yapacağız? Beraberce öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi o bayanla alakalı yapalım. O bayan ne olsun? Herhangi she ile alakalı. Engineer. Güzel dedin, engineer. She's engineer. Ne oldu bu kız şimdi? Ve o bayan ne dedik? O mühendis. O mühendistir. O mühendis bir bayandır. Başkası yapsın. Evet, Davut hocamdan alalım. O bayan mühendis değildir. Evet.
Aren't you? Yo yo yo, değildi, soru sormuyorum. She is engineer. She's not engineer. O bayan mühendis değil. Pekala. O bayan mühendis mi? She is, bak, is. Is she? Is she, mükemmel. Oradaki eki ne yapıyoruz? Başa alıyoruz. Is she engineer? Yani o bayan mühendis mi? Pekala. O bayan mühendis değil mi? Isn't she? Mantık aynı. Aynı aren't you gibi. Isn't she engineer? Bu konu çok önemli arkadaşlar. Hani bundan sonraki bütün konularda, öğreneceğimiz bütün tenslerde soru şekli, soru formatı bu. Bu biraz hani zor bir derstir ama anladığınız zaman İngilizceyle böyle oynarsınız. Niye? Onun olumlusunu yapabilirsin, olumsuzunu yapabilirsin, olumlu sorusunu yapabilirsin, olumsuz sorusunu yapabilirsin. Dolayısıyla bu konuyu çok iyi anlamanızı istiyorum. Size şöyle bir ev ödevi gibi bir şey versem. Eve gittiğinizde babanız veya anneniz hangi işi yapıyorsa onu İngilizceden öğrenin. Sonra dört haliyle kullanın. Baba için deyin ki he is a policeman. Sonra onun olumsuzunu yapın. He is not a policeman. O polis değil. Is he a policeman? O polis mi? Isn't he a policeman? O polis değil mi? Bunu böyle oynamanızı istiyorum arkadaşlar. Mesela we, hepiniz zaten neysiniz? Öğrencisiniz. Hep birlikte ben Türkçesini söyleyeceğim. Sizden de tek bir ağızdan İngilizcesini istiyorum. Biz öğrenciyiz. We student. We are student. Tekrar. We are student. Biz öğrenci değiliz. We are not students. Hep birlikte. We are not students. İşte asıl can alıcı nokta bu. Bunu şimdi olumlu soru yapın bakalım. Are we students? Biz öğrenci miyiz? Öğrenci miyiz? Tekrar. Are we not students? Biraz zorlanıyorsunuz ama bunu öğreneceğiz. Hani böyle pratik yapa yapa öğreneceğiz. Are we student? Ne dedim ben şimdi? Biz öğrenci miyiz? Haydi bunu olumsuzunu yapalım. Nasıl olacak? Aren't we student? Biz öğrenci değil miyiz? Anladık mı? Evet. Evet. Anladık. Hadi bakalım. Tekrar ediyorum arkadaşlar. To be fiilinin önünde, yani öznelerin önünde özneleri öğrenmiştik. I, he, she, it, you, we, they, bunları öğrenmiştik. Bunlardan sonra am, is, are takıları gelir arkadaşlar. I'da I am, he, she, it de is, you, we, they de are. Diyelim ki Fatih. Burada Fatih'i de kullanabilirsiniz. Fatih'te ne olur? Fatih veya Fatma veya Mehmet isimlerde yine izi kullanırsınız arkadaşlar. Diyelim ki Meryem. Meryem is teacher. Ne dedim ben şimdi? Meryem is teacher. Şimdi Meryem öğretmen değil deyin. Meryem is not teacher. Çok güzel. Tebrikler. Meryem is not teacher. Pekala. Meryem öğretmen mi? Are you? Hayır. Are kimde kullanılıyor? You, we, they, de. Is Meryem. Is Meryem teacher. Süpersin. İşte bu. Is Meryem teacher. Yes. Haydi bunu olumsuz soru yapın. Isn't Meryem teacher. Harikasınız. Isn't Meryem teacher. Meryem öğretmen değil mi? Hadi Abdullah hocam da yapalım. Abdullah is imam. Evet. Abdullah is not imam. Abdullah imam değil. Abdullah hoca imam değil. Abdullah imam mı? Abdullah is. Soru için. Are. Is. Bak are neydiydi? Are. You we they de. Is. Is. Is not. Is Abdullah. Abdullah. Is Abdullah imam. İmam. Yani Abdullah imam mı? Hadi bakalım.
Abdullah imam değil mi? Nasıl söyleriz? Isn't Abdullah imam. Süper. Isn't Abdullah imam şeklinde kullanıyoruz. Bunu birkaç kere pratik yaparsak arkadaşlar beraberce, dediğim gibi özellikle evde şunu yapmanızı istiyorum. Kardeşinizse öğrenci olarak he diyebilirsiniz, she diyebilirsiniz. He is student. He is not student. Is he student? Isn't he student? O öğrenci. O öğrenci değil. O öğrenci mi? O öğrenci değil mi? Bunları pratik yapmanızı istiyorum. Tamam mı? Tamam arkadaşlar. Hocam, tamam hocam. Hadi bakalım. Şimdi son olarak şunu öğrenmenizi istiyorum. Mesela biz I'de gördük, he, she'de gördük, you, we, they'de gördük. Arkadaşlar, it'te de ne yapabiliriz mesela? It is a pencil. Bu bir kalem. Pekala. Bu bir kalem değil. Nasıl dersin? It. Ne yapacaktık olumsuz için? Sadece ne koyacaktık? Not. It is not. Bu kadar not basit. Pencil. It is not pencil. Şimdi bunu soru haline getirelim mi? Evet. Is it pencil? Is it pencil? Bu kalem mi? Kalem mi? Hadi bakalım. Bu kalem değil mi? Nasıl deriz? Isn't it pencil? O yüzden bunu öğrendiğiniz zaman arkadaşlar, bunun dört haliyle herhangi bir cümleyi İngilizce'de istediğiniz gibi oynarsınız. Bu derse biraz daha önümüzdeki ders bir pratik ağırlık verelim. Bunu biraz evde çalışalım, tamam mı? Bu biraz önemli bir dersti, zor bir dersti. Pratikle evde çalışarak ne yapacağız? Ve bu videonun da tekrarını izleyerek ne yaparsınız? Pekiştirirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz.